Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Sofralarımızda bolca et göreceğimiz kesin. Peki kilolarca eti hemen tüketemeyeceğimize göre ne yapmalıyız? Eti saklarken nelere dikkat etmeliyiz? Konunun uzmanlarından tavsiyeleri izliyoruz. Parçalara ayırın, serin bir yerde bekletin. Uzmanlar Kurban Bayramı öncesi uyarıyor. Zor ama eti ilk gün tüketmemeniz yararınıza olacak. Bir gün kadar mutlaka dinlendirelim eti. Ve birinci gününden daha çok ikinci gün tüketmeye özen gösterin. Bu birazcık bizim kültürümüzle çok örtüşmüyor ama sağlığımız açısından da bu detaya dikkat etmemiz gerekiyor. Peki eti nasıl saklamalıyız? Bunun için en ideal yöntem şüphesiz kavurma. Parça parça, özellikle büyük parçalar halinde saklamak çok daha doğru olacaktır. Kavurma uzun süre tüketilebiliyor fakat etlerin dondurulduktan sonra çözünmesi bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturabiliyor. Bu da sağlığımız için tehdit anlamına geliyor. Bu nedenle çözünen etin hemen pişirilmesi ve tekrar dondurulmaması şart. Tabii besin değerini kaybetmemesi için de dikkat edilmesi gerekenler var. Ekstra içerisine yağ katmayacağız. Kendi yağıyla pişirmeye özen gösterin ve uzun saatler pişirin. Türk Kızılay'ı da kavurma yöntemini uzun süredir uyguluyor. Tonlarca et kocaman kazanlarda pişiriliyor, ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kurban kesildikten sonra etler işte görmüş olduğunuz bu kazanda pişiriliyor. Etin suyu ve yağı ayrılıyor. Daha sonra etler bu et arabasına yerleştiriliyor. Ardındansa dolum işlemine geçiliyor. Şu anda 640'ar gramlık et payları olarak bu konservelerin içerisine, alüminyum konservelerin içerisine konuluyor. Sonra 800 grama dönüşecek bu. Suyunu ve yağını aldıktan sonra. Bu aşamada etler görmüş olduğunuz bu kutulara yerleştiriliyor. 800 gramlık konserve haline getiriliyor. Konservelerin raf ömrü 1,5 yıl. İşte bu süre zarfında da bu etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Orada doldurulan konservelerimiz burada treylerden geçiyor ve buraya geliyor, tartılıyor. Gördüğünüz gibi